Gazi olaylarının olduğu gece, ilk saldırının düzenlendiği gece nasıl haberdar oldunuz? Kanal D'de çalışıyordum. Polis muhabirliği ve kameramanlığı yapıyordum. Biz akşam geceleri kanala ya da işte gazeteye gittiğimiz zaman işte akşamdan sonra işte belli bir saatten sonra bütün gazeteciler, televizyonlar, polis muhabirleri işte arabalarımıza binerdik, telsizlerimizi, kamera ya da fotoğraf makineleri alırdık. Dolmabahçe'de otururduk. İstanbul'da gazetede oturmadık da televizyonda oturmadık. İstanbul'un herhangi bir yerinde bir şey olduğu zaman biz gider işte çeker gelirdik. O akşam da ben Kanal D'ye geldim. Telsiz masası vardı. Biz genelde istihbarat polis muhabirlerinin telsiz masası olur. Telsizden bir anons geçti. Çok iyi hatırlıyorum. Dedi ki Gazi Osman Paşa Gazi Mahallesi'nde çatışma ve olaylar çıktı. İşte bir yer taranmış diye. Ne gibi konuşmalar oluyordu telsizde mesela? Dikkatinizi çeken bir şey var mıydı? İlk başta aslında ne olduğu tam net değildi. Zamanla işte hani müdürler falan alana gidince bölgeye, bölge ekipleri yani yerel ekipler gidince orada bilgi verdi işte kahve tarandı, işte burada yaralılar var, işte bir iki üç yer taranmış şeklinde. Onu yolda öğrenmiş oldum. Ben tam Gazi Osman Paşa'ya vardım, şeye gideceğim, oradan Gazi Mahallesi'ne geçeceğim. Oraya varınca dedi ki yaralıların bazıları Gazi Osman Paşa Özel Hastanesi'ne gidiyor diye anons geçti. Ben de dedim ki hani olay yerine zaten gideceğim dedim. Ben dedim hastaneye gideyim şeyi çekeyim oradaki yaralıları. Ondan sonra olay yerine geçerim. Hastanede fazla uzak değil. Aslında Gazi Osman Paşa'ya varmıştım. Geldim Gazi Osman Paşa Özel Hastanesi'nde. Daha sonra ismini öğrendiğim Alevi dedesi olarak geçen Halil Kaya hastaneye getirilmişti, acildeydi ve daha ölmemişti. Sonra Gazi Mahallesi'ne gittik. İnsanlar böyle küçük küçük gruplar daha toplanıyor. İşte Gazi Mahallesi'nin o bildiğimiz Gazi o yokuşu geçerken küçük dört yol vardı. Orada çok meşhur bir Gazi karakolu vardı. Hani dillere destan. Biz çünkü orada polis muhabirleri orada çok olay takip etmeye gittik, haber yapmaya gittik. Yerini biliyorduk. Tam da Gazi'nin böyle ortasında bir yerdeydi. Karakolun oraya gittik. İşte karakolun etrafını polisler falan güvenlik çemberini almıştı. Çevik kuvvet gelmişti, sivil polisler, ona benzer şeyler. İnsanlar, gençler, yaşlılar, öğrenciler, yani öyle diyebilirim ki her kafadan bir ses çıkıyordu. Çünkü mesela hani böyle durumlarda böyle bir karmaşa olur, böyle şehir efsanesine döner. Doğru bilgi, yalan bilgi birbirlerine karışır. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani gerçekten de her kafadan bir ses çıkıyordu. Zaten onu orada anladık yani. Ve insanlar hepsi de bir arada değildi. Yani işte daha politik ve örgütsel olan gençler başka yerlerde, mesela yaşlılar, kadınlar daha başka yerlerde, işte çeşitli çeşitli yerlerde gruplaşmalar vardı. Ama olay yerinde insanlar birikmeye başlamıştı. Orada da yavaş yavaş böyle bir kıvırcım başladı. Tabii kaotik ve kaos ortamı, kimden ne geleceğini bilmiyorsun. Göstericilerle polis arasında kalıyorsun. Bazen o tarafa gidiyorsun, o taraf tarafından kovalanıyorsun, tepki görüyorsun. Diğer tarafa geldiğin zaman diğer taraftan hiç oldukça çok, bizim çalışma açısından da çok riskli ve tehlikeli bir yer ve koşullardı. Gece yarısına doğru böyle İnsanlar yukarıdan böyle, yani abartmıyorum, böyle binlerce insan toplandı. Polislerin tamamı da, orada ne kadar polis varsa, hani o gelen kitleye müdahale etmiyordu. Sadece hani karakolu çember altına almıştık. Yani çünkü onlar da karakola yürümeye başladılar. Yani karakolu basacaklardı. Polis ile göstericiler arasında, hatta biraz da panzerlerin arkasında çekim yaparken böyle bir apartman girişine hatırlıyorum en az 5, 6, 7, 8 tane gazeteci sığınmıştık. Fotoğraf çekiyorduk, görüntü alıyorduk. Üzerimizde elektrik telleri geçiyordu. Orada mesela panzer geldi yanlışlıkla ya da artık bilerek mi ne oldu elektrik direğine çarptı. Tamam mı? Elektrik direğinin telleri koptu. Böyle biz 4-5 tane gazeteci böyle o teller böyle büyük ateş alevleri şeklinde tam üzerimize inmeye başladı. Böyle 1-2 saniye, 3 saniyeyle gerçekten biz kendimizi böyle apartmanın girişine attık. Kurtulmuş olduk yani. Hem telsiz dinliyorduk hem gelen gazetecilerden haber alıyorduk. Kim geldi, kim girdi, kim çıktı. Mesela belli bir saatten sonra gece yarısından sonra olaylar büyüyünce
biliyorsun Gazi Osmanpaşa'dan Gazi Mahallesi'ne bir tane cadde var o köprünün altından gelen. Yani Tem Köprüsü'nün altından gelen. O Gazi Osmanpaşa'dan o Gazi Mahallesi'ne olan bütün girişi kapattılar. Yani ne giriş ne girişine izin verdiler insanların ne de çıkışına izin verdiler. Ben üç gün hiç Gazi'den çıkmadım yani. Arabada uyuyorduk. Her iki tarafının da gövde gösterisine ve güç gösterisine döndü. O ilk gece çok ilginç bir şey oldu mesela. Ben çok ilginç tuhafıma gitmişti. Hüseyin Kocadağ vardı. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılarından biri. Büyük olsa orada o zaman terör şubede şube müdürüydü İstanbul'da. Ben çok şaşırmıştım yani. Tabii o zaman detaylı bir şekilde tanımıyordum. Daha sonra biliyorsun Susurluk olayları içinden çıktı. Ben birkaç tane gazeteci arkadaşla beraber ara sokakları mesela polisin olmadığı böyle ara sokakta insanların olduğu yerlere gittik. Abi bir baktım orada Hüseyin Kocadağ kendi bir koruması ve arabasıyla beraber orada insanlarla falan filan konuşuyor yani. İkinci, üçüncü günden sonra polis askerden takviye istedi, asker geldi. Ama şöyle ilginç bir şey oldu. Mesela insanlar polise taş atıyordu, polise molotof atıyordu ama askere atmıyorlardı, askere alkışlıyorlardı. Yani onların mümkün olarak karşı karşıya gelmiyordu. Askerden çok fazla müdahale etmemeye çalışıyordu. Biz hani o zaman bu sıcak olaylarla, o anki sıcak haberlerle, o anki çatışmalarla, o anki durumla ilgilendiğimiz zaman hani büyük çerçeveyi görmüyorduk. Hani kim yaptı, nasıl bir provokasyondur, işte niçin yapıldı gibi konuları daha sonra zamanla biz düşünmeye başladık. İnsanların üzerine ateş edilen yerler de oldu. Hani mesela biz çünkü onları izliyorduk, çekiyorduk, ediyorduk ama illerken mesela yanındayken işte gerçek mermi kullanın, işte öldürün falan hani bir şeye birebir ben şahit olmadım. Ama bir üst tarafından emir verilmezse zaten öyle bir toplumsal olayı da çok mecbur kalmayınca çatışmaya girmemiş isen bu kadar uzun süre gerçek mermi kullanamazsın. Bana göre bu olayı organize eden ve polisi, İstanbul polisini yani ortalama karakol polisini, çevik kuvveti bu kitleyle karşı karşıya bırakan bir güç ve planlanıp yapılmış bir şey ise bunun 2-3 gün sürmesi, bu hale gelmesi ve böyle bir döngü ve süreç yaşaması bana göre ayarlanmıştı diye düşünüyorum. Gazi bir laboratuvardı ve bu laboratuvar üzerinde bilinçli bir deneme yapıldı. Hanifi Avcı'nın ve CHP'nin öteki Ali Özgün'ün şöyle bir tabir var, ikisinin de aynı şeyi söylüyor. Bu Yeşil taraftan, Yeşil diye Mahmut Yıldırım, Yeşil Kod diye bildiğimiz biri tarafından organize edildi. Burada isim de veriyor. Ayhan Çarkın şu anda mahkemeye tekrar çıkıp konuşan, o zamanki vicdan azabı, o zamanki şeyleri işfa eden ve hala bağıran sesini duyuramayan o Ayhan Çarkın. Daha sonra Oğuz Yorulmaz diye özel harekat polisi vardı. Bu öldürüldü bu polis bir olaylarda. Bunların kullanıldığı önceden planlanmış, üzerinde çalışılmış ve bence uygulamaya konulmuş hedefler seçilmiş, üzerinde keşif yapılmış. Yani bu kadar abartıyorum. Yani benim bir özel bir bilgim yok ama ben yıllarca hani polis muhabirliği yapmış bir olarak ondan önceki süreci ve o süreci ve ondan sonraki süreci takip eden biri olarak ben bunu rahatlıkla bugün bile söyleyebilirim. 22-25'e yakın insan öldü. Olayın asıl failleri kimse çıkmadı. Arkasında kim vardı, kim yoktu, ne oldu, ne olmadı onlar şey olmadı. Ama bence o olaydan sonra Gazi asla bir daha eski Gazi olmadı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ben demiyorum onların emri, bilgisi ve şeyi dahilinde yapılmıştır. Başbakan Tansu Çiller'di. Tansu Çiller şöyle dedi, işte 15 kişi ölmüştü, polisin sağduyulu ve olaya hakimiyeti olmasaydı bu olaylar kontrol altına almaz ve işte devletimiz büyük zarar görürdü gibi bir şey söyledi yani. Bunu bir başbakan söyledi. İçişleri Nait Menteşe'ydi. Çok fazla etkili biri olduğunu zannetmiyorum. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'dı. O günden bugüne kadar ki hani hakkında bir şey söylememe gerek yok yani. Çeşitli herkesin bir şey söylediği bir şey. İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu. Ali Kozakçıoğlu çok derin, geçmiş araştırıldığı zaman çok önemli bir adam. 80'li yıllarda Gökçeada kaymakamlığı yaparken orada karıştığı bir sürü
açıklayamayacağım mevzular geçti. Daha sonra uzun süre Orhan Üstü Hal Bölge Valiliği yaptı. En sonunda birkaç yıl önce evinde intihar ederek intihar ettiği söylendi. O zamanki olan Türkiye'de faili meçhuller, toplumsal olaylar, öğrenci olayları, ev baskınları, doğuda, güneydoğuda, Sivas olayları, bütün hepsi bu ekiplerin iş başında bir şekilde olduğu zamanlara denk geldi. Her taraftan konu işlendi, ekrana çıktı, yazı da yazıldı. Zaten bir provokasyon olduğu ve açık bir provokasyon olduğu belliydi yani. Ama hani benim için önemli olan bugüne vardığımızda o kadar insan oldu, o kadar şey oldu. Bunun asıl failleri ortaya çıksaydı bugün 20, 30, 40 yıldır konuştuğumuz aynı kişileri hala konuşuyor olmayacaktık.